Merhaba arkadaşlar. Ben daha önce saksıya domates, biber fidanları nasıl ekilir diye bir video çekmiştik. Orada 5 tane geçen yıldan bulduğum domates, sırık domates tohumu vardı. Onları ekmiştim. Bakın ne kadar güzel geliştiler. Çok güzel, hepsi de çok güzel geliştiler. Artık bahçeye alacağım. Kız kardeşime yarın şeye gideceğim. Haşhaş çapasına gideceğim. Naviz'in de işi çok olur. Bunları unutabilir. En iyisi bunları toprağa geçirmek. Bugün 30 Nisan. Artık Mayıs giriyor. Gece -1'leri gördü galiba da bundan sonrası inşallah hava iyi olacak. Birçok insan ekmişti. Ama şey oldu. Dün hava biraz soğudu. 2 gündür biraz soğudu. Çukurları açtık arkadaşlar. Buranın toprağı evet güzel ama ben daha iyi verimli olsun diyerekten biraz hazır toprak koyuyorum. Tabii ki bunların besin değeri daha şey. Bu da solucan gübresinin böyle toprak gibi olanı var ya. Bunlar da onlardan. Bunlar sırık domatesleri. Burası bizim daha önceden şeydi, çimdi. Burada birçok çiçeklerle uğraşıyorduk. Çim vardı. Bugün Naviz burayı belledi. Buraya böyle bir sıra sırık domates dikeceğiz. Bu tarafa da bir sıra dikebiliriz ya da bir sıra biber dikebiliriz. Şu ortaya da çiçek dikmek niyetindeyim. Bir sıra boydan boya. Siz de erlerinizi yetiştirirseniz böyle kendiniz bahçenizi saksılara bir yerlere ekerseniz olur arkadaşlar. Bunların inşallah bir de olduklarını görürüz. Bunlar da yanında akşam sefası çıkmış. İki tane çiçeğin yanında. Buraları ekelim diyerekten almadım. Şunları da önceki gün şeyden aldım. Ziraattan aldım. Kiraz domatesi. 5 tane de pembe sırık domatesi aldım. Bunlar biraz pahalı arkadaşlar. Şunlar 8 lira kiraz domatesleri. Bunlar 6'şar liraya aldım. Bu tohumlarını elimde olsaydı çarşıya gitme zamanım olmadı. Çarşıya gitseydim, alsaydım bunları da çok güzel ve böyle büyük daha ucuza yetiştirebilirdim. Ama gidemedim çarşıya. Ben şey pek gezmiyorum. Dışarıya fazla pazara falan pek gitmiyorum. Bazen böyle önemli şeyleri, tohumları falan alacağım. Fadime'ye telefon ederim. Maydanoz tohumu falan söylemiştim Fadime'ye. O da tamam getireyim demişti. Bir geçen de o tarafa bir işimiz düşünce kendim şey yaptım. Aldım artık. Saksı da böyle büyük büyük olunca daha hızlı bir şekilde gelişir. Zaten gelişmiş şeyde. Bu solucan gübresini biber fidanlarımı ekerken hazır toprağa ektim. Üzerine solucan gübresi ettim. Onun üzerine tohum attım. Ve yeniden hazır toprak atınca yukarıda oturma odasında arkadaşlar çok hızlı bir şekilde biber fidanlarımız gelişmişti. Yakında o tarafa bellenirse o saksıları da artık değişik çiçekler dikmeye bana hep şey lazım. Saksı lazım. Saksı yetiştiremiyorum. Bunlar yazın inşallah çok boylanır bunlar. Kollarından buralardan çıkan dalları budarız. O dalları da ıslatarak yeniden köklenebilir, yeniden fide yapabiliriz. İnşallah uygulamalı olarak onları da size gösteririz arkadaşlar. Şu bizde urfa denir, kimisi susam çiçeği denir. Yıllardır açmamıştı orada. Zambak. Zambak değil. O zambak ayrı Naviz ya. İşte buna da zambak diyorlar ya. Ulfar diyor. Biz susam çiçeği diyoruz. Bizim yöresel olarak ulfar diyoruz. Birçok yerde kabirlere çok diktiği için bunlar mezarlıklara kabirde çiçeği de diyorlar. Açık mavi. Ben yolların kenarlarına ekmiştim. Bilin bakalım bu ne çiçeği diye bir de video çekmiştim arkadaşlar. Onları yolun kenarlarına hep şey yapmıştım. Yolların kenarlarında güzel güzel açıyorlar. Yoldan gelen geçenler gözleri bayram ediyor, bakıyorlar. Şuralara da birkaç tane diktim ama
Bunun yol genişleyecek falan dediler. Tam daha çok dikebilirdim aslında. Buranın toprakları bizim hep dışarıdan. Evlerini inşaat yaparken bodrum falan kazılıyor, toprakları atıyorlar ya. Biz o topraklardan buradan yoldan geçerken durdurduk, döktürdük. Buranın toprağı altı kaya çok verimli değil. Biz buraya dışarıdan onlarca kamyon toprak attık. Çok fazla toprak attık. O topraklar çok güzel yine de ama ben hazır toprak daha verimli olsun diyerekten hazır topraktan atıyorum. Bu hazır toprağı kışın bir şeylerde de kullanmıştım da çok güzeldi. Hatta buna şu anda şeyler var. Köklenmiş ısladığım küpeliler var. Onları dikmek istedikçe işte kızımla Naves geçen gün çarşıya gittiklerinde onlara getirttim. Bir de Arap yaseminimiz var. Yıllardır arıyordum Arap yasemini. Bu sene buldum inşallah. Biraz sonra bidon çekeyim yapabilirsek. Onu saksıya. Çok güzel olurlar inşallah. Daha önce şu evin arka tarafına ekmiştik. Çok güzel olmuştu. Ertesi yıl da yaptığımızda ertesi yıl çok güzel olmamıştı. O sene ilk diktiğimizde komşular da bahçede çay içiyor galiba, misafirleri var. Bu tohumları ben sadece geçen yıldan çürümüş hayvan gübrelerine ekmiştim. Onun için çok güzel geliştiler arkadaşlar. Çok güzel gelişti. Bunlar tamam. Kendi ekliklerimi diktim. Şimdi biraz domatesleri dikeyim, pembeleri dikeyim. Bakalım hangisi hızlı gelişecek? Şeyler de çok güzel açtı arkadaşlar. Şepboy dediğimiz, kimisi lavanta diyor. Şimdi dış tarafı inşallah bir gösteririz. Bahçenin dış tarafına Naviz onları seyreltti, dikti. Çok çok güzel oldular. Kiraz domatesleri ben daha önce de pazardan aldığım kiraz domatesinden tohumundan ektim. Yıllarca o tohum bize yetmişti. Ama şu anda bu sene de ektim galiba ama şu an hatırlayamıyorum. Dışarı ektim galiba. İçeride olsa şimdiye çıkardı. Isırık domateslerini budama yaptığımız zaman, kollarından budama yaptığımız zaman bunlar yeniden ıslarsanız yeniden kökleniyor arkadaşlar. O konuda bilginiz olsun, yeni yeni fidanlar üretebilirsiniz.
bayağı artacak herhalde 4 tanesi orada. Onları da şu tarafa diksek olur herhalde değil mi? Solucan gübresi fideleri çok hızlı yetiştirdi. Burada da çok faydası olur diyerekten. Bu da pembe. Pembe sırık. Yazın burası yine inşallah çok güzel olur. Burada yine komşularla çay içebiliriz. Artık balkonu yaptık ya, balkonda içiyoruz da. Galiba bu yetti arkadaşlar. Biz bunları başka yerlere dikelim. Sizin de elinizde fideleriniz olursa, toprağınız hayvan gübresiyle çok fazla olursa, zaten hazır toprağa gerek yok ama burada hayvan gübresi çok fazla değil. Ben onun için hazır toprak ve solucan gübresi attım da hızlı gelişsin diye. Bugünlük bu kadar. Hoş kalın, hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.